çalışıyordum. Şefime veriyordum, kesiyordu. Bana 1000 euro veriyordu. Mark. 1000 mark veriyordu. 1000 mark veriyordu, bir de 50. Bu da 26 yaşına geldi o zaman. Evet, 2 sene sonrasında 28'de Almanya'ya geldim. Evet, evet. Ne genç yaşlarda. Evet, köyümüz o zaman çok terbiye yani. Benim Hasan aynı, benim beyimi çekmiş, babasım aynı. Şimdi iki oğlumuz var. Ondan sonra yani herkese duacıyım. Oğlum işte 5 yaşında geldi. Ayşos'um geldi. Ayşos Alman'dı o. Bir zaman 15 sene çalıştıra burada. Evet. Ne sene sınıfa gidiyorsun sen? Dördüncü sınıfa. Hangi okul? Türkiye'yi biliyor musun? Gidiyor musun Türkiye'ye? Şoförü geldi, baktı ki göç yığılığı, geldi patrona dedi ki Önder Yalancı. Yok, ben çocuklarım burada hepsi. Ben müşman değilim. Allah ömürler versin. Allah da yine de yani ben memnunum hayatımdan da, yaşantımdan da. Ama Türkiye'sizde yine gezip tozup gezip. Hepsi burada. Türkiye'ye sen ne yapacaksın? Kim yabancı gibisin? Hep yabancısın. Yalnızsın. Yalnızsın. Zaten Türkiye'ye gidiyor. Yalnızsın. Ha, illa fotoğrafı almana yani orada. Tamam bu kadar. Oyluya çevrildi. O zaman bile ben 4000 euro para alıyordum. İsmim Aynur. Soyadım Arslan. 68 12. ayın 3'ünde Almanya'ya geldim. Tekstil firmasında çalışıyordum. 3 tane çocuğum vardı. Ondan sonra 90 lira haftalık, yok aylık alıyordum. 90. Yok 90 lira haftalık çalışıyordum. 360 lira aylık yapıyordum. Benim 7 ay askerliği vardı, askere gitti. Askerden geldi, kaynanam var, çocuklar var, kaynanalarım var 2 tane, ev küçük, ev vermiyorlar çocuk çok değil. Ben dedim, ben Almanya'ya gideceğim dedim. Ondan sonra kaynatam çok ağladı, göndermek istemedi. Neyse şimdi Ramazan orucunda 7-8'i mi 9'u mu öyle bir şey, hiç onu unutmuyorum. Gece sahura kalktık. Mesela sabah gideceğiz. Geleceğiz Almanya'ya. Para pul yok. Bir şey yok. 3 tane tava pişirisiyle oruca kalktık. Sirkeciye gittik. Ben Allah'a dua ettim. Dedim, hayırlıysa gideyim, hayırlısıysa gitmeyeyim. Neyse geldik işte Sirkeciye. Berlin yolcuları, neyse bizi trene bindirdiler. Benim adam da bindi. Ondan sonra, şimdi tren bağırıyor. Neyse benim adama geldiler, hep kocalara bindi trene, hepsini indirdiler geriye. Ondan sonra işte, buradan çıktık yola. Ama ağlıyorum, nasıl ağlıyorum anlatamam. 3 tane çocuk bıraktım arada, bir adam bıraktım. O zaman, harpten çıkmışlardı. Binalar hep delik deşüktü. Küreğine kürüyorlardı. Nerede araba, nerede bir şeyler ki, kar kürsüsündeki biz işe gidelim. Fakırdı o zaman Almanya. Herkese 360-400 lira verdiler, bana 800 lira verdiler. Mark verdi. Ayda. He. Ben ilk ayda. Ondan sonra beni buraya çağırdı. Dedi ki sen çok iş yapıyorsun dedi. Ben senin hakkını yemiyorum. Üstüne çocuğun varmış dedi. Beyin varmış. Ondan sonra dedi ben sen ne kadar para mal çıkarırsan ben sana o kadar paramı vereceğim dedi. Neyse 1 ay geçti. Ben şefe dedim ki ben Türkiye'ye gideceğim dedim. Dedi neden? Dedim, benim üstüne çocuğum var. Beyim Türkiye'de. Ben evliyim dedim. Ben kocam olursa ben burada çalışacağım. Almazsan ben buradan dönüş yapacağım dedim. Ben seni katiyen dedi sen bırakma. İş çıkartıyorsun ben seni bırakmam. Sen benim toktamsın dedi. Çoğu Almanya'ya geldi çalışmadan geri gitti çokları. Öyle mi? Beğenmediler, durmadılar. O zaman
yokluk vardı Almanya'da. Almanlar yani bu yabancıymış, Avustralyalıymış, hiç bilmiyorlardı. Yani çok dıştan geldi çalışırken çok hürmet ediyorlardı. Çok hürmet gördük. Mesela espana binek, gençler kalkıp bize yer veriyorlardı. Siz burada çocukları Alman komşulara bırakıyor muydunuz işe giderken? Alman komşuya bırakmıyordum, anahtarımı bırakıyordum. O gelip bakıyordu çocuklara, böyle camlarda ne, hep gözlerdi ki çocuklar aşağı düşer müşer değil. Bir tane Alman komşumuz vardı, yaşlı. O derdi, bana bırak ben bakarım derdi. Benim Türkiye'm başkadır. Türkiye'm Türkiye'dir. Ama burada da çocuklarım var. Çünkü adam da zaten vefat etti gitti. Allah. Burada 16 torunum var. Oyuncusu da 2 aylık mı 3 aylık mı gelecek yavaş yavaş. Maşallah. Yani Almanya'da şimdi şöyle değişti. İnsanlık sıfıra düştü. İnsanlık eskiden yani çok millete, insanlara insan yoktu çalıştım ya. Hürmet ediyorlardı. İnsanlara değer veriyorlardı. Ama şu an o değerleri hepsini kaybettik. Ha birinci kuşak diyorlar, ikinci kuşak diyorlar, üçüncü kuşak diyorlar. Ondan sonra hep okuyacak talebe bulamıyorlar. İnsanlara değer veriyorlardı. Okullarda, ondan sonra alışveriş yerlerinde,